Merhaba Benenek, bu video senin için mi bilmiyorum ama bir tanıdığın işine çok yarayabilir. Yeni bir eve taşındık ve internet arka odalarda hiç çekmiyordu. Orta odalarda ise yarı hızında çekiyordu ve sürekli bağlantı kopmaları oluyordu. Günümüzde artık interneti olmayan ev kalmadı, ancak interneti evin her odasında maksimum hız ile giremeyen benim gibi pek çok kişi mevcut. Bunun bir çözümü yok mu peki? Tabii ki var. Bu videoda ben de kendi çözümümü ve alternatif ne gibi çözümler olabilir onları anlatacağım. Siz de kullandığınız, memnun kaldığınız ürünler varsa yorumlar kısmında belirtin. Bu videoyu izleyenlere de yardımımız olsun. Bu arada arkadaşlar, gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsatı kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. 50 bin kişi olduk. Eğer gerçekten indirime girmiş ürünleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Telegram kanalıma katılın. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Videoda buradaki soruların cevabını bulacaksınız. Son olarak, eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. İlk olarak interneti evde yaymak için hangi ürünler var onlara bakalım. Menzil genişleticiler bulunuyor daha uygun fiyatlı olarak. İkinci olarak benim de kullandığım Wi-Fi mesh sistemleri. Üçüncü olarak access pointler, yani erişim noktaları. Dördüncü olarak da elektrik üzerinden internetin yayılmasını sağlayan powerline adaptörler. İlk olarak menzil genişleticilerden başlamak istiyorum. Menzil genişleticiler sizin modeminizden gelen Wi-Fi sinyalini güçlendirerek ağın uzak noktalarına taşıyabilmenizi sağlar. Avantajları, tüm modemlerle uyumlu durlar ve uygun fiyatlı olmaları söylenebilir. Hatta burada A101 bilme falan çok fazla geldi bu menzil genişleticilerden. Dezavantajları ise bağlantı sorunları olabiliyor ve düşük maksimum hızları bulunuyor. Örneğin burada menzil genişleticiyle modeme aynı adı verdiniz. Yani siz burada modemden uzak olduğunuz zaman cihazınız az çekmesine rağmen salondaki ana modeme bağlı kalmak isteyebilir. Farklı bir isim verdiğinizde ise otomatik geçmezse eğer menzil genişleticiye elle geçmeniz gerekebilir. Diğer bir eksisi de modemin yanında aldığınız maksimum hızı çoğu zaman uzak noktalarda alamazsınız ve yüksek ping, yani gecikme değerleri yaşayabilirsiniz. Burada görebildiğiniz gibi iki farklı menzil genişletici inceledim ve 2 yılda aktif bir şekilde kullandım. Yani birkaç hafta iyi bir şekilde çalıştıktan sonra belli bir süre sonra şişme yapıyor ve resetleyip tekrar kurmanız gerekiyor. Eğer ben çok fazla bir bütçe harcamak istemiyorum, arada bu tip sorunları çözerim, tekrar kurulum yaparım diyorsanız veya kısa süreli kullanımlarda, örneğin yazlığa gittiniz, bu tarz basit bir menzil genişletici de işinizi çözecektir. Ya benim burada görüşüm, en kötü mesh sistem en iyi menzil genişleticiden uzun vadede daha az sorun çıkartır ve daha yüksek performans sağlar. İkinci olarak access pointler, yani erişim noktaları. Aynı şekilde kablosuz internetin gücünün yetmediği yerlerde sinyalin güçlendirilme işlevi görürler. Access pointlerin dezavantajı, interneti kablolu olarak vermeniz gerekir. Yani modemden bir kabloyu access point'e kadar çekmeniz gerekiyor. Access point de oradan aldığı interneti kablosuz bir şekilde yayıyor. Yani burada aslına bakarsanız mesh sistemleri de access pointlerin kablosuz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü olarak powerline adaptörler ise interneti elektrik üzerinden yayıyor. Modemden aldığınız iki farklı adaptör şeklinde kullanılıyor. Modemden aldığınız interneti kablolu bir şekilde powerline adaptörünü takıyorsunuz. Adaptörü de fişe takıyorsunuz. Aynı sigorta içerisinde iyi bir deneyim sunarken evdeki elektrik hattı iyi çekilmemişti eğer, performans düşüşleri olabiliyor. Son olarak benim de kullandığım mesh sistemlere geldiğimizde, birden fazla kablosuz erişim noktasının, yani access point'ten oluşan ağ sistemleridir. Bu erişim noktaları da birbirleriyle iletişim kurarak tek bir ağ adı altında çalışıyorlar. Yani çok basit anlatımla internete bağlanan modeme kablo ile bir erişim noktası takıyorsunuz. Sonra evinizin büyüklüğüne göre 2, 3, 4, 5 kaç tane takacaksanız her bölgeye eşit uzaklıkta olacak şekilde diğer erişim noktalarını yerleştiriyorsunuz. İlk ana erişim noktasını modeme kablo ile takıyorsunuz. Diğerlerini sadece elektriğe takmanız yeterli. Yani kablosuz olarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Örneğin ben burada modemin yanına koydum ana erişim noktasını. Diğerlerini de gördüğünüz şekilde yerleştirdim. Bu erişim noktalarından evinizde 2, 3, 4, 5 tane olması fark etmez. Hepsi tek bir isimle geçtiği için bağlandığınız cihazlar hepsini tek bir ağ gibi algılayıp çok daha stabil, kararlı ve servis sağlayıcınızın size sunduğu maksimum hızda evin her yerinden internete erişmenizi sağlıyor. Dediğim gibi avantajları stabil bağlantı, her yerden maksimum hız ve çekmeyen yerin kalmaması. Dezavantaj kısmı ise fiyatı denebilir. Büyük metrekareli evlerde veya iki katlı evlerde kullanmak için en uygun çözümler denebilir. Şimdi benim aldığım Deco X20 modelinin kurulumuna bakalım. Buradaki aslında göstermek istediğim sebep, yani kurulumu yapabilmeniz için ekstra bir ağ bilgisine ihtiyacınız yok. Şimdi ilk testimizi modemimizin yanında 5
GHz bandından yapalım. Evet, şu an 103 megabitlik bir download, 15 megabit'e yakın da bir uploadımız mevcut. Şöyle evin basit bir haritasını çıkardım. Şimdi mesh sistemi kurmadan önceki hızları test edeceğim. Sonrasında mesh sistemi kurduktan sonraki hızlarla kıyaslayacağız. Evet, şu an balkonun uç kısmındayım. 5 GHz üzerinden testimizi yapalım. Burada da aynı hızı alıyoruz. Evet, modem tam olarak şuradaydı. Şu an tam olarak bu odadayız. 5 GHz bandı üzerinden hız testimizi yapıyoruz. Evet, 50 aldık. Aynı noktada 2.4 üzerinden de yapalım. Evet, tam testin ortasında bağlantı koptu ve iptal oldu. Bir yan odaya geçip teste devam edelim. Evet, şu an tam olarak şu odadayız. Hız testine baktığımız zaman 52 olduğunu görüyoruz. İlginç bir şekilde hız testi bitti, tekrar bağlantı koptu. Yani böyle ara ara yüksek hızlar verse de sık sık bağlantı kopmaları olabiliyor şu an gördüğünüz gibi. Yine tek dişe düştü. Birazdan yine şu an iki diş. Birazdan yine bu noktada aynı testleri mesh sistemden sonra yapacağız. Şu an yatak odasına geldik. Ancak maalesef görebildiğiniz gibi burada internet hiç bağlanmıyor. Şu an giriş bölümündeyiz. Tam olarak şurada. Bir de burada bir hız testi yapalım. Evet, burada da görebildiğiniz gibi 68 aldık. 50, 52, 0 ve 68. Su içerisinden 3 adet bir tane modeme bağlanan, 2 tane de birbirini gören parça geliyor. 3'er adet adaptörü, 1 adet Ethernet kablosu ve şöyle de bir küçük kılıfım kılavuzu bulunuyor. Kuruluma başlayalım. Evet, sıra geldi kuruluma. Burada direkt modeme bağlantısını gerçekleştireceğiz. Üzerlerinde herhangi bir işaret yok. Yani hepsi ana merkez olarak konumlandırılabilir. Şimdi deko uygulamasını yükleyelim ve kuruluma başlayalım. Evet, interneti bağladım. Mavi ışık yanıp sönüyor. Buradan bir TP-Link hesabı oluşturalım. Oturumu açtım. Şuradan X20'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada gerekli olan bilgiler veriliyor. Evet, modemi LAN girişine bağladım ve buradan ileriye basıyorum. Modemi kapatıyoruz. Modemi tekrar açıp ileriye basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi adımları direkt ileri ileri diyerek tamamladık ve şu an bu dekoyu bağladık. Buna bir isim verelim. Evet, şimdi Wi-Fi şifremizi oluşturmamız gerekiyor. Evet, ilk kurulumu gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi alt kısmı yeşil yandı ve şöyle görebildiğiniz gibi bir cihaz olarak gözüküyor. Şimdi diğer cihazları fişe takarak kuruluma devam edelim. Evet, fişi taktım. Ekstra bir işlem yapmama gerek kalmadan direkt sarı yandı, mavi yandı ve yeşil yanarak diğer dekoya otomatikman bağlandı. Şöyle şurada görebildiğiniz gibi diğer deko burada direkt otomatikman bağlandı. Evet, üçüncü ve son dekoyu da fişe taktım. Şu an sarı yanıyor, mavi yanıp yeşil yanıp sonra o da buraya eklenecek şimdi. Evet, burada gördüğünüz gibi otomatik olarak bağlandı ve kurulum tamamlandı. Şimdi hız testlerine geçelim. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Evet, şu an hiç internetin çekmediği yerdeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi iki diş olarak bağlanıyor. Şöyle bir hız testimizi yapalım. Evet, hiç çekmeyen yerde modemin yanından da aldığımız hızdan yüksek bir hız aldık. Yani 100 megabitin hepsini tamamıyla burada alabildim. Evet, şimdi interneti 52 olarak çektiğimiz odadayız. Yani orta çocuk odasında. Buradaki yine hızımıza baktığımız zaman yine aynı şekilde 100'ün üzerinde bir hız alıyoruz. Evet, şimdi ise hızı 50 olarak ölçtüğümüz bu odadayız. Burada da yine gördüğünüz gibi 100'ün üzerinde hızı alıyoruz. Şimdi ise giriş bölümündeyiz. 68 olarak bir hız almıştık. Şu an yine gördüğünüz gibi 100'ün üzerindeyiz. Yani evin her bölgesinde 100'ün üzerinde hız alabiliyorum. Deko uygulamasına da şöyle bir kısaca göz atalım. Evet, böyle bir menü karşılıyor bizi. Alt kısımdan direkt akıllı ev cihazı ekleyebiliyorsunuz. TP-Link'in kendi ekosisteminde bulunan. Şöyle görebildiğiniz gibi güvenlik kısmında 30 günlük bir ücretsiz deneme kısmı varmış. Bir adet risk bulunmuş. Ona da bakalım. Şu an gördüğünüz gibi bir firmware güncellemesi varmış. Bunu yapmamız isteniyor. Şu an bunu da yapalım. Bu tarz güncellemeler önemli. Bunları mutlaka yapmak gerek. Yine alt kısımda gördüğünüz gibi burada ücretsiz deneme kısımları veriliyor. Burada bir ebeveyn denetimi mevcut. Buradan görebildiğiniz gibi içerik filtrelemesi, çevrim içi kullanım analizi, yaşa göre farklı profiller oluşturma imkanı sunulmuş. Bu da güzel bir detay. Daha fazla kısmına bastığımız zaman da misafir için ayrı bir ağ oluşturabiliyorsunuz. Yani misafire belli bir hız limiti, bakalım belirlenebiliyor mu? Onun için ayrı bir isim verebiliyorsunuz, şifre belirliyorsunuz. Yani ağınızda eğer bir NAS cihazı veya depolama cihazı varsa ona erişimini engelliyorsunuz. Buradan raporlar kısmı mevcut. Yine engelleme kısımları burada gördüğünüz gibi ağla alakalı olan tüm ayarlar bulunuyor. LED'leri kapatabiliyorsunuz da.
genel olarak uygulaması kullanıcı dostu ve basit anlaşılan bir uygulama denebilir. Bunların isimlerini bakalım değiştirebiliyoruz mu? Peki neden ben bu cihazı aldım ve sonuç olarak memnun kaldım mı? Dediğim gibi internet arka odalarda çekmediği için aldım ve benim için kesin bir çözüm oldu. Yani evde günümüzde artık çok fazla cihaz internete bağlanıyor. Cep telefonu, tablet, bilgisayar, oyun konsolu, TV box, IP kamera, televizyon gibi. Ve bu servis sağlayıcılarının verdiği modemlerde hem çekim açısından hem de çok fazla cihazın bağlandığı için yani internetin hepsine homojen bir şekilde dağıtamayabiliyor. Benim bu aldığım X20 modeli ise 120 cihaza kadar bağlantı noktaları gigabit portları üzerinden yani kablosuz olarak aldığı alı isterseniz kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Yine 540 metrekareye kadar kapsama alanı ve Wi-Fi 6 desteğiyle yani evimin her yerinden servis sağlayıcılarının bana sunduğu 100 megabit interneti alabildim. Yani kolay ve basit kullanımı ve kurulumu da beğenimi kazandı diyebilirim. Yani negatif kısmı ise tasarım açısından bir miktar böyle tuvalet kağıdına benziyor. Duvara veya tavana da asılmıyor. Yani çok fazla büyük olmadığı için aslına bakarsanız çok da bir sorun değil. Yani eksi kısmı daha yine fiyat denebilir. Bu mesh sistemler, pahalı cihazlar yani videonun da sponsorlu olmasını isterdim. Ancak maalesef kendi bütçemle ürünü temin ettim. İnternet hızı veya çekim sorunu çekiyorsanız yeni bir modem almak yerine Wi-Fi 6 destekli bu veya buna benzeyen bir mesh sistem almanızı şiddetle öneririm. Peki siz internet çekimi konusunda bir çözüm olarak hangi cihazı kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.